Pakistan'daki aktif süremiz yaklaşık 6 yıl 9 ay sürdü. 2003 yılı Eylül ayında yeni görev yerimiz Pakistan'da bulunduğum 7 yılı kısaca özetlersem, başta İslamabad'da önce okul açtık. Daha sonra tabii ilk baştan Karaçi'de de okulumuz açılmıştı. Kuvete şehrinde, daha sonra Hayırpur, Peşaver, en son Lahor, Multan şehrinde okul açmaya muvaffak oldum. Böylece Pakistan'ın 7 şehrinde, 7 şey kindergarten, ilkokul, ortaokul ve lise olmak üzere Multan, Kuvette, Lahor ve Hayırpur'da devletten aldığımız binalarda vardı içerisinde. Toplam 14 binada 28 tane eğitim kurumu. Çünkü ortaokul ve liselerde kız erkek ayrı bölümler halinde açıldı. İlkokullar müstakil karışık beraber eğitim görüyordu. Pre-nursery, nursery, kindergarten denen sistemde. Montessori eğitimi, İngiliz sistemi eğitim veriliyordu. Ve lise, ilkokul ve liselerde de yine O-level, E-level, bir de FSC denen Pakistan eğitim sistemi. Sınıflara lisede değişiyordu talebeler. Böyle bir eğitimle 2000 küsur öğrenciye ulaşmış olduk. Tabii genelde binalarımızın birçoğu 3 katlı villalardı. Büyük bina olarak bir Hayırpur, Kuat'taki devraldığımız devlet binası, Multan'daki tamir ettiğimiz 12 sınıflı bina, bir tane de Lahor'da devletin verdiği 15-20 sınıflı bir binaydı en büyük olanlar. Daha sonraki süreçte, benden sonraki dönemde İsmail Beyler zamanında Kayseri, Ankara ve İstanbul'un yaptığı Lahor'da, İslamabad'da ve Peşaver'de devasa kolej binaları yapıldı. Öncelikle ben kendi dönemimdeki bu yapılan faaliyeti Pakistan'ın sisteminin pre-nursery'den, yani 3 yaştan başladığını ve böyle yaparaktan okul sisteminin büyüdüğünü görmüş olduk ve bunu uygulamaya koyduk. Bu Türkiye'de bizim hizmet kolej sisteminden farklı mantıktı. Ama bunun böyle olması gerektiğini orada öğrenmiş olduk. Aynı şey de Avrupa ülkeleri için de geçerli olduğunu düşünüyorum. Çünkü öncelikle bu ülkelerde de hatta 1 yaşa itibaren çocuklar okula, ilkokul öncesi 3 yaş, 4 ve 5'ten öncesi de alınıyor. Çok önemli bir durum olduğunu, öncelikle eğitime 3 yaştan, minimum 3 yaştan başlamak gerektiğini mantık olarak öğrenmiş olduk. Daha sonraki dönemde Karaçi'de de devasa binalar kiralandı, inşaatlar yapıldı. Kuvat'ta da aynı şekilde İslamabad, Peşaver ve Lahor zaten Türkiye'den ciddi finansmanla temin edildi. Pakistan'da bulunduğu 7 yıl içerisindeki bu faaliyetlerimizin yanı sıra klinik faaliyetler yaptık. Özellikle mülteci olan Afganistan'dan gelmiş Peşaver bölgesindeki mülteciler için okul açtık. Doktor, Türkiye'den iki doktor arkadaşımız geldi. Mehmet Bey ve diğer bir arkadaşımız. Bir de Pakistan'da okumuş Selçuk Bey de vardı. Selçuk Bey'le Karaçi'de bir tane Ata Klinik ismiyle bir sağlık ocağı gibi 3 odalı bir yer muayenesi olan ve okullarda tarama yapan, sağlık taraması yapan bir klinik açmış olduk. Ata Klinik adı altında. Aynı şekilde Peşaver şehrinde klinik açtık. Mehmet Bey orada daha çok orada gayret gösterdi. Almanya'dan finansörlerimiz vardı. Almanya'dan Dortmund eyaleti olması lazım. Gelsenkirchen diye hatırlıyorum. Bu eyaletlerden de sağ olsunlar okullarımızı bazılarını finanse ediyorlardı. Her ay düzenli NGO olarak yardım gönderiyorlardı. Ayrıca 2 tane de ambulans gönderdiler. Almanya'da kullanılan, hala kullanılan o Mercedes dikdörtgen yüksek ambulanslardan 2 tane de ambulans hediye ettiler. Onları da Pakistan'a getirdik ve o ambulanslar da Peşaver şehrinde çok ciddi işe yaradı. Oradaki bizi aynı zamanda Peşaver'de Afgan Türk NGO'yu da kurmuştuk. Yani Afganistan'daki NGO'nun bir şubesi gibi Peşaver'de kurmuştuk. Çünkü orada klinik ve açtığımız okul faaliyetlerini o NGO üzerinden yürütüyorduk. Bu 2001, 2002, 2003 yılına kadar devam etti. Benden sonraki süreçte İslamabad'a klinik taşındı. Çünkü mülteciler de yavaş yavaş artık Taliban dönemi bittikten sonra Afganistan'a dönmeye başlamıştı. O mülteci kamplarının birçoğu kapanmıştı. Dolayısıyla arkadaşlarımız kliniği İslamabad'a taşıdılar. Kendi okullarımızın sağlık taramaları vesaire hizmetlerini yürütmeye devam ettiler. Daha sonra Mehmet arkadaşımız da Türkiye'ye döndü sanıyorum, Ankara'da
Şifa Hastanesi'nde çalışıyordu. Diğer arkadaşımız da kendisi Diyarbakırlıydı, öyle hatırlıyorum. O da Afganistan Şibirgan şehrinde ve Türkiye'nin yaptığı bir hastane vardı o dönemde. O hastanede görev yapıyordu. Uzun yıllar orada görev yapmaya devam etti. Sanıyorum bu süreçte Türkiye'ye döndü mü, orada mı onu bilmiyorum. Böylece 3 doktor arkadaşla da Pakistan'da ve Afganistan'da da böyle bir sağlık hizmetlerine yürütmüş olduk. Bir diğer projemiz Pakistan'da İmam Hatip Okulu açmaydı. Medreselerin o sistemi var. Medrese yerine daha fen dersleri ağırlıklı dini eğitim veren okul açmayı düşündük. Bu konuda pek o anda başarılı olamadık maalesef. O mümkün olmadı. Benim bir aklımda kalan bir idealimdi. Son dönemde arkadaşlar onu da yapmak için gayret göstermişler ama maalesef bu süreç başlayınca o da yapılamadı. Pakistan'daki en büyük faaliyetlerden bir tanesi de Kimse Yok Bu Derneği'nin Pakistan okullarıyla işbirliği içerisinde depremde, sel felaketlerinde Pakistan'a ciddi yatırımlar oldu. Kimse Yok Bu Derneği'nin maddi desteği çok ciddi desteği oldu. Orada şehirler kurdular, hastaneler kurdular, sağlık ocakları açtılar. Keşmir bölgesinde 5-10 okul, belki de 10 okul, tam sayıyı hatırlayamayacağım. Orada okul binaları tek katlı yaparak devlete teslim ettiler. Türkiye'nin yardımını oraya göstermiş oldular. Aynı şekilde Pakistan yetkilileri de Van şehrindeki depremde Türkiye'ye o konuda bir destekte bulundular. Bir jest olarak Lahore'daki Başbakan Şahbaz Şerif bizzat Van'a geldiğini hatırlıyorum. Ben böylece Pakistan'daki eğitim faaliyetleri yanında yardım kurbanda kurban faaliyetleri, Ramazan'da gıda yardımı faaliyetleri olmak üzere her sene düzenli yapıldı ve bu daha sonra benden sonra da daha geliştirilmiş, daha büyük bir şekilde, organizeli şekilde yapılmaya devam edilmiş. Özellikle Kimse Yok Bu'nun yardımlarıyla çok büyük Pakistan'da hizmetlere vesile oldu. Benim 2003 yılındaki Pakistan'daki görev süremi tamamlanınca Pakistan'daki görev süremin dolmasıyla Litvanya ve Letonya'daki yaptığımız hizmet faaliyetleriyle ilgili bazı bilgiler vermek istiyorum. Litvanya, Letonya ve Estonya Rusya'dan kopmuş, Avrupa'ya bağlanmaya çalışan, bağımsızlığını elde etmiş, yeni elde etmiş cumhuriyetler Litvanya, Letonya ve Estonya'ya da vazife yapma durumu gündeme geldi. Bölümlerde görüşmek üzere. İyi akşamlar, iyi günler efendim. Allah'a ısmarladık.